Kadir rahmiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar, rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek, nasıl kırılmasını tezyid ediyor, öyle de musibete giriftar olan adam, itirazkerane şekva ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele, maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela, gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tahaccüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi, maddi musibetlere de büyük nazarıyla ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner, adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Evet. Asıl musibet ve muzur musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit delgah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Yani... Musibetin çok tabakatı var. Cana gelir, mala gelir, bağa gelir, bahçeye gelir. Semavi musibetler var, arzı musibetler var. Eski kavimlere gelen, değil mi? Kahharane tecelliler var. Ama şu bir hakikat var ki bu tip tezahür ve tecellilerde, bu musibetlerde musibetlerin ilk vuruşu kaharına bir tokat gibi olsa netice noktasından affa, rahmete, inayete medar çok büyük güzellikler var. Memleketimiz dehşeti bir malum işte depreme muhatap olduk. Doğru. Külliyata bir cümle var. Diyor ki müsibet zade, yani müsibete giriftar olanlar elbette bir mükafat ister. Şimdi karda, kışta, toprağın altında apartman çökmüş 10 kat, 20 kat. Soğuk, perişaniyet. Şimdi rikkat-ı insaniye noktasından bakınca insan üzülüyor. Doğru. Ama Kur'an'ın nazarında hayatın maktup değeri ahireti kazanmaktır. Beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Cennet fazl-ı ilahidir. Peygamberler dahil hiç kimse cenneti ibadetinin, say ve gayretinin karşılığı olarak almıyor. Cennet Allah'tan ikram ve ihsan. Allah onu bize ikram etsin. Ama en ciddi mesele cehennemden kurtulmaktır. Şimdi bu çocuklar, ihtiyarlar, yaşlılar 20 bini geçti değil mi? 20 bin üstünde şehit verdik bak. Bak. Peki şehidin ikramı nedir? Bu musibete giriftar oldu. Musibete girdi. Ha. Rahmet-i ilahiye noktasından bakınca ne görüyoruz? Bak. Şehidin mükafatını bizzat Allah verir. Ölenler şehittir. Şehit velidir.
Şehit inşallah imanı olmak kaydıyla ölenler, bakın neyi kazandılar? Ebedi, baki bir cenneti kazandılar. Sonsuz bir hayat, ebedi bir hayat. Saadet, sürur, nimete mazhariyet. Bu 100 sene değil, 100 bin sene değil, 100 trilyon sene değil. Halidina fiha ebeda. Bak, ebediyet nimetini kazanmak. Bak, bundan daha büyük saadet, bundan daha büyük nimet. Bundan daha büyük ikram olmaz ya. Bak. Yani şimdi adam çalışıyor. Eskiden Almanya'ya gidiyorlardı bizim işçilerimiz. 20 sene, 30 sene çalışıyor. 30 sene sonra geliyor. Değil mi? İşte ancak bir araba alıyor, bir ev, o kadar. Bir ömür. Bak. Şimdi cenneti şu şehitlerimiz çok ucuz kazandılar. Rikkat noktasından baktığımız zaman insan teessür duyuyor. Ama hakikat noktasından bakınca cenneti kazandılar. Bu bir. Ölenler şehit oldu. Kalanlar da gazi rütbesine çıkartıldı. İkincisi, bakın. Şimdi adamın diyelim sitesi var. 80 tane daire. Değil mi? Şimdi Allah sehavetimizi, cömertliğimizi arttırsın. Peygamberin arasında buyuruyor ki, cömert cennete yakındır. Cimri de cehenneme yakındır. Cömert bir mümin velev fasık dahi olsa cennete girer. Şimdi adamın 2 tane sitesi var. 3 tane sitesi var. Zenginler var ya, 10 tane sitesi olan da yok mu? Var. Şimdi adamın 2 tane sitesi var. Bu adamın ömrü Nuh Aleyhisselam kadar uzun olsaydı, bu bütün ömrü boyunca o sitenin mali değeri kadar sadaka fakir fukara verir miydi? Hiç mümkün değil. Eller akrep gibi içeriye ne yapmıyor? Girmiyor, girdiği zaman da çıkmıyor. Bakın, şimdi adamın 2 tane sitesi yerle bir oldu. Allah, bak, bağı, bahçesi, apartmanı, arabası, eşyası, neyi varsa hepsini bak, bu musibette kabul ve makbul bir sadaka olarak kabul ediyor. Etti. Bakın, ya. Şimdi insanlar dünyada sadaka yapar ama sadakanın içerisine riya girebilir mi? Girer. Enaniyet girer. Şöhret girer. Anadolu tabiriyle desinler hastanın hançeri var, girer mi? Girer. Bakın Allah şu depremde bak yerle bir oldular ya. Bak, bütün o zayiatın hepsi kabul ve makbul bir sadaka. Bak bu da ne? Bu da bak. Allah'ın rahmet ve inayeti. Dolayısıyla demek hayat-ı bakiye noktasından bakınca Kur'an'ın nazarında mattup hayat-ı bakiyedir, dünya değildir. Bak. Hayat-ı bakiyeyi kazanma noktasından hakikat itibariyle şu şehit şu ölenlerimiz elhamdülillah şehit mertebesine yükseldiler ve Cenab-ı Hak da bütün kaybolan servetlerini de rahmetiyle derya izzetinde kabul etti. Bakın, şimdi bundan daha dehşetli olay ne? Şu cümleye bakın, oku. Asıl musibet. Asıl musibet. Ya bakın, asıl musibet. Ve muzur musibet. Muzur musibet. Dine gelen musibettir. Dine gelen musibettir. Ya. Yani şu musibeti diniyeden Allah'a sığınmak lazım. Dine gelen musibet ne? Bugün Türkiye'de namaz kılanların sayısı kaç? Yüzde kaç? %4. %4. Şarkta biraz daha fazla, batıya doğru gelince biraz daha az. Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya, kızım babana güvenme. Namazını kılmazsan cennete giremezsin. Ahirette imandan sonra Müslümanın ilk hesabı namaz. Namazın hesabını veren kurtuldu. Hadis bunlar bak.
Namaz dinin değeridir, dinin kayyumudur, esasıdır. Dinin esası namazdır. Çünkü namazdan büyük tesbih yok, namazdan büyük zikir yok, namazdan büyük hamd ve tesbih yok. Namaz. Ne olacak hadi? İşte mesela camiye gidiyorsun sabah namazında, bir saf, ya var ya yok. Şimdi biz kadere bu müsibetler, maddi müsibetler itibariyle niye fetva verdiriyoruz değil mi? Bakın, Peygamberimize sordu birisi. Ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi? Peygamberimiz buyurdu ki Aleyhisselam, korkaklık bazen fıtrata ilişebilir. Bazı Müslüman korkak olabilir. İkinci soru, ya Resulallah, bunlar taaccüp manasında bak. Sahabede nasıl bir ruh var ya? Her sahabe nasıl bir dava adamı? Aşk İslamiyet'te nasıl yanmışlar, nasıl tutuşmuşlar? İslam'ın ilası, ifkası için nasıl fedakarlık göstermişler? Bak, bir sahabe Resulullah'ın huzuruna geldiği zaman ne diyor? Fedaike bak. Ebi, ümmi, nefsim, anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Sahabe taaccüp manasında soruyor. Yani olur mu ki manasında? Ya Resulallah, Müslüman cimri olabilir mi? Olmaması lazım. Efendimiz buyurdu ki, olabilir. Bazı insanlar da cimrilik olabilir. Üçüncü soru, ya Resulallah, Müslüman yalan söyler mi? Hüküm açık. Mümin yalan söylemez. Peygamberimiz buğday bahçesine şeyine girdi, pazarına girdi. Elini soktu. Elini çekti, eli ıslandı. Sahih hadis bak. Aldatan bizden değildir. Bak, dine gelen musibet. Bak, ya yalan. Adamın hayatı yalan ya. Yalan, hayatı yalan. Fırıldak, Hazreti fırıldak. Kafasında derler ya, 40 tane tilki, birisinin kuyruğu diğerine değmiyor ya. Hazreti fırıldak ya. Yalan, iftira. Ağza bakın ya. Göze bakın, gözlere bakın şimdi. Herkes kendi gözüne baksın. Kulaklara bakın. Ağızda yalan, iftira, gıybe, tezif, tahkir. Ticarete bakın. Ya bu nasıl ticaret ya? Hıyanete bakın ya. Ya adam ölmüş, evi, barkı, her şeyi zalim. Geliyor orada ne yapıyor ya? Gasp ediyor ya. Hırsız ya. Ulan mazlum da. Bugün o gün müdür ya? Bak bugün uhuvvet günüdür, bugün muhabbet günüdür, bugün dayanışma günüdür. Bak. Allah devletimizden razı olsun, hükümetimizden razı olsun. Bak, ya, ya, bak. Bütün millet orada. Bu milletin genlerinde dine, imana, Kur'an'a hizmet, aşk ve ideali var. Bak, elhamdülillah bak. Bütün Türkiye orada. Bütün devlet orada. Bütün fedailer, askerimizden, jandarmamızdan, polisimizden, fedailerden, gençlerden, ta kadınlara kadar ya bak elhamdülillah bak bu şeyi musibeti izale etmek için çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Allah devletimize zarar vermesin, hükümetimize zarar vermesin yani. Ya bakıyorsun adam ne yapıyor ya? Gasp ya. Bak. Din nedir? Bakın ya. Soruyorlar münazaratta. Bakın. Ustada soruyorlar. Bize en ziyade ne lazım? Müslümana en ziyade ne lazım? Bir, doğruluk diyor. Sonra yalan söylememek. Doğruluk birinci, yalan söylememek ikinci. Doğruluk daha cami. Yani doğruluğun çok cihet ve cephesi var.
Onu biraz açalım ya ki bir şey olmasın, zihinlerde net kalsın. Mesela itikatta doğruluk. İtikatta doğruluk tevhid. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini tasdik ve kabul. Hristiyanlar itikatta gittiler. İlâ cehennemi zümera. 1-3-3-1. Kur'an'da ayet var. Kim İsa'ya Allah'ın oğlu derse o kafir oldu. Açık ayet. Yahudiler de yuvarlanıp gittiler. İtikatta doğruluk, tevhid. İşte ehl-i sünnetin çizgisi elhamdülillah. Ha. Şimdi bakın bu cemiyet hayatı içerisinde insanlar dinden, maneviyattan, İslamiyet'ten birçoğu ne yapmış? Uzaklaşmış. Bak. İtikat. İtikat sapık. İtikat çürük. İtikat amele dönmüyor. İçini çürütmüş. İşte ateistler, dinsizler, şunlar, bunlar, bunlar. Bakın sen cemiyet hayatında. Bak. Bak. Dine gelen musibet. İtikadını temizle. Bak doğruluk, itikatta doğruluk. Başka? Hayatta doğruluk. Hayatta doğruluk ne? İstikamet. Peygamberimiz buyurdu değil mi? Süre-i Hud beni ihtiyarlattı. Emr olundu üzere yürü. Peki İbadette doğruluk ne? İhlas. İhlas. Hulusiyet, saffet, samimiyet. Ticarette doğruluk ne? Ahdine vefa. İşte tüccarlar biliyor ya. Adam geliyor ya, ihtiyacın var bana ver. Tamam. Söz. Yemin billah. Bak bugün cumartesi. Bir daha cumartesi yemin billah getireceğim. Bir cumartesi, 10 cumartesi, 100 cumartesi geçiyor. Ya diyorsun ya ne var ne yok falan. Ne oldu kardeş? Bakıyorsun sesin de kabalaşırdı. Yedik mi yani? Zulm mü ettik yani? Geldik senden para istedik. 2 sene, 3 sene. Ticarette. Bakın. Asıl musibet dine gelen musibettir bak. İşte. Bu cihette ağlamak lazım. Alem-i İslam'ın başındaki bela bu. Deprem değil bak. Depremde öldü, şehit oldu. Malı da ne oldu? Sadaka oldu. Esas bela bu. Esas sıkıntı bu. Bak. Camide evliya, ticarette eşkıya. Bak şimdi Müslümanların haline ya. Akif'in Safahat kitabı var. Uzak Doğu'nun Müslüman ülkelerinden birisinin bir sözünü almış. Safahat'ın bir şiir kitabının başına. Uzak diyor ki, odama girdim. Ya, bak. Alem-i İslam'ın yıkılışına, perişanetine. Bak, şimdi en son kitap Kur'an. En büyük, en şanlı peygamber Resul-i Kibriya. En büyük ümmet, ümmeti Muhammed. Peygamber buyuruyor ki, cennete önce kim girecek? Ümmeti Muhammed. Cennetin ekserisini kim dolduracak? Ümmeti Muhammed. Bak, şimdi ümmetin haline bakın ya. Bak, diyor, odamı kapattım, o kapıyı kapattım. Sabaha kadar alemi İslam'ın yıkılışına, perişaniyetine ağladım, ağladım, ağladım. Yani o ölenler elhamdülillah cennete gittiler. Velayet de gittiler. Sadaka oldu bu bütün şeyler. Ama şu kalanlar dert bizde, ölenlerde değil. Sancı bizde, gidenlerde değil. Bak, nifak, şikak, ihanet, zulüm bizde. Bak. Onun için
Yani bu musibetler niye gelir? Musibetler bir kaide-i Kur'aniyedir. Ekser nasın hatasından, kusurundan, günahından dolayı musibet gelir. İşte şu musibette herkesin derecesine nispeten bir payı var mı? Var. Lakaytlığımız var, laubalimiz var. Onun için dine gelen musibet. Bakın. Ya adam ya su içer gibi faiz yiyor ya. Faiz alıyor. Su içer gibi hiç tındığı yok. Ya ayeti açın bakın ya. Kur'an ne diyor yani? Şeytanın kabirden dirildiği gibi çarpılarak dirilecekler. Kim faiz alırsa Allah'la ve peygamberiyle mübareze etmiş, savaşa girmiş gibidir. Su içer gibi ne yapıyor? Faiz yiyor. Yalan, talan, dolandırıcılık, sahtekarlık. Bak yani. Ümmetin hali perişan yani. İşte dolayısıyla burada hepimize düşen ne görev? Tecdid-i imanı yapar gibi itikatta, imanda, ihlasta, istikamette yeniden yine ayağa kalkmamız lazım. Allah şuur versin bu ümmete. Allah itikadımızı keskinleştirsin. Dava ruhumuzu, aşk İslamiyeti büyüsün ya. Bak yani işte. İslam dünyası ya. Birini al önüne çal. Asıl musibet oku. Asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Ya. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahi iltica edip feryat etmek vakit, gerektir. Bak, her vakit ya. Şimdi adam soruyor ya hocam diyor ya bu Deccal Süfyan gelmiş mi? Ya yani bugün Deccal gelse daha ne yapacak? Neyi kaldıracak yani? Neyi tahir edecek? Neyi tebdil edecek? O, namaza bakıyorsun işte. Sabah namazına kaç kişi geliyor cemaatine hocam? Allah bizi affetsin. Ya. Bak. Ya. Her vakit Allah'a iltica etmek lazım. Şimdi bu cihetle bizim tebliğ zorunluluğumuz var, sorumluluğumuz var. Allah'ı bilmek ve bildirmek, sevmek ve sevdirmek, tanımak ve tanıttırmak. Her Müslümanın en ciddi görevi, en birinci sorumluluğu. Bu itikada dair hakikatleri kalplere, ruhlara nakşetmek. Allah'ın rububiyetini, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını, halakat-ı ilahiye medar sır, envar ve esrarları tamim etmek, tebliğ etmek, yaşamak ve yaşatmak noktasında umumi bir seferberlik lazım, ayağa kalkmamız lazım. Allah o aşkı, o hamiyeti külleştirsin. Allah bu ümmeti Muhammed'i uykulardan uyandırsın. Evet. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Yani şimdi hastalık gelir. Bak, o musibetler. Allah sana musibet verebilir mi? Verir. Bağına, bahçene, vücuduna musibet gelebilir mi? Gelir. Bak. Musibetler hakikat noktasında. Bu tip maddi bağa, bahçeye, eve, köye, köylüye gelen musibetler, vatandaşa gelen musibetler, hakikat noktasında insanı helak etmek için gelmez. O musibetler uyandırmak için gelir. Uyan. Aklını başına al. Bu vücut taş, demir, çelik değildir ya. Ettir, kemiktir, kandır, iliktir. Aniden gider misin? Gidebilirsin. Allah'a dönüyor. Ve çini Allah'a çeviriyor. Bakın ya. Şimdi işte dine gelen musibetler. Ben zaman zaman bu hadis-i şerifi söylüyorum. Hakikaten bu hadis-i şerif aslında hakikat noktasında Müslümanı uyandırmak noktasında fevkalade önemli bir hadis. Peygamberimiz diyor ki Allah indindeki kadır ve kıymetini, itibar ve şerefini öğrenmek ister misin? Samimi her Müslüman öğrenmek ister.
Allah'ın da benim kadr ve kıymetim, itibar ve şerefim ne kadar? Şu hadisi biraz geniş manasıyla ifade edelim. Şimdi mesela adam nedir? Bürokrattır, fabrika müdürüdür, genel müdürdür, ticari hayatı vardır. Pazartesi günü ne yapacak? Toplantı yapılacak, gündem. 10 tane madde var. Şimdi önemli kas sayısına göre en önemli maddeler ne yapılır? Önünde görüşülür. Bu mesele 3. 4. derecede bu önemli değil. 2 saat vaktimiz var. Bunu bir dahaki haftaya veya bir ay sonra da konuşabiliriz. Ama şu 2 mesele, şu 3 mesele çok önemli. Önce bunu konuşmamız lazım. Öyle değil mi? Ticari hayatta, afak dünyasında, yönetimde bu esas değil mi? Önemli kas sayısına göre önce şunu, sonra şunu, sonra şunu konuşacağız. Bakın, Peygamberimiz buyuruyor ki, bakın hadis, yani herkesin, bakın, murakabe olmazsa, arkadaşlar, muhasebe olmazsa, hayat istikamet çizgisinde gitmez. Ya ifrat olur, ya tefrit olur. Ya da yuvarlanır gider. Efendimiz buyuruyor ki, senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? Şimdi herkes kendi aleminde düşünsün. Senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada ise Allah'ın muamelatında da sen aynı sıradasın. Aynı sıradasın. Yani şu hayat, şu istat, şu kabiliyet, şu meziyet, şu sıfatlar ne için verilmiş? Hayatı bakiye kazanmak için yani. Şimdi bu işin şakası yok. Değerli kardeşler. Bu işin ortası da yok. Allah ayağımızı kaydırmasın yani. Onun için din nedir? Din kalbin uyanıklığıdır. Din kalbin uyanıklığıdır. Allah ümmeti Muhammed'i uyandırsın. Ya ne zaman uyanacağız diyor. Allah Allah. Ya. Evet. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Bir abimiz vardı. Eski hayatı çok dehşetti, bozuk. Kendi ifadesiyle ben eskiden benim hayatım, ben tek kelimeyle akreptim. Kendi ifadesi. Akrep. Akrep ne yapar? Hep sokar da. Hep zehir töker. Bir trafik arasında ayaklarını kaybetti. Yürüyemiyor. Sandalyeye girdi. Sonra Cenab-ı Hak bu kitapları ona ikram etti, okudu. Hakikaten velayet derecesine çıktı. Kamil bir Müslüman. İmanını takviye etmek. İmanını tahkim etmek. Bak. Kendi ifadesi eskiden ben akreptim. Bak, musibetlerin arkasında rahmet cephesi de var. Yani hakikat noktasında bizi uyandıran her şey hakikat noktasında güzeldir. Mahiyeti, hüviyeti ve keyfiyeti ne olursa olsun mümini istikamete sokan, mümini uyandıran her şey bela olsa, hastalık olsa, musibet olsa ne olursa olsun hakikat noktasında güzeldir. Dedi ki Cenab-ı Hak benim iki ayağımı aldı ama kalbimi hakikate açtı elhamdülillah. Kalbimi hakikate açtı bak. Velayet derecesine yükselmiş falan. Biz bir abimiz de onun yanına gittik. Sohbetten kalkan dedi ki bize dua et. Latife yaptı. Ben dedi kimseye dua etmiyorum. Niye? Bir kişiye dua ettim. Hastaydı, öldü. Bir tüccara dua ettim. O da iflas etti. Dedi. Onun için ben kimseye dua etmiyorum diye latife etmişti. Bak. Ya. Bu müfessirlerden birisi bir mağaraya giriyor. O şeyde bazı eski kitaplarda, tefsir kitaplarında da bu naklediyor. Mağaraya girmiş. Karanlık bir mağara.
Bir belde varmış, orada böyle münzevi insanlar tesbihle, ibadetle, zikirle meşgul olmak için inziva, yani hayat içtime bulanık. Girdim mi, çıkmak zor. İçeriye yaklaşıyor, mağaraya yaklaşıyor. İçeriden birisi böyle içinden gelen bir iştiyakla, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi, senin verdiğin nimetlere nihayet şükrolsun.'' böyle. Biraz da yaklaşıyor, bakıyor ki adamın belden aşağısı yok. Belden aşağı yok. Ayakları, elleri de çarpık. Gözleri de kör ama. ''Ya Rabbi, sonsuz nimetler.'' deyince gayri ihtiyarı böyle gülüyor. ''Ya Allah buna ne vermiş ki? Ayak yok. Belden aşağısı yok. Elleri çarpık. Gözü de görmüyor. Bu nasıl böyle bir dua?'' Böyle içinden geçirince Özat böyle başını kaldırıyor. ''Behey gafil.'' diyor. ''Behey gafil. Allah bana öyle bir kalp vermiş ki o kalple Rabbimi biliyorum. Bundan daha büyük nimet olur mu?'' Şimdi Allah'ın bize bahşettiği nimetlere bakın ya. Bu ahir zamanın dehşet şiddeti içerisinde. Bak bir araya gelmişiz. Kur'an hakikatını ne yapıyoruz? Mütalaa ediyoruz, müzakere ediyoruz. Dolayısıyla sorumluluğumuz da var mı? Var. Tebliğ sorumluluğumuz var. İnsanları aydınlatma noktasında sorumluluğumuz var bak. Gaflette uyuyor. Uyandırmak lazım. İkaz etmek lazım. Ha. Görevimiz uyandırma, ikaz etmektir. Ama görevimiz tebliğdir, tesir değildir. Tesir Allah'tan. Cenab-ı Hak tesiri peygamberlere ne yapmamış? Vermemiş. Yarın ahirette niye sorgulanacağız? Niye dini, imanı ve Kur'an'ı sağdakiyle, komşularına, etrafına, akrabalarına anlatmadın? Niye Allah'tan bahsetmedin? Niye İslam'ın güzelliğini fiilen yaşamadın ve yaşatmadın diye sıraya çekileceğiz. Yoksa tesir noktasında Allah tesiri, hadi kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Allah hidayeti peygamberlerin de eline vermemiş. Şunu okuyalım, şu şiirle dersimizi tamamlayalım. Oku. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Ha, şimdi adam feryat ediyor. Bağdır, bahçedir, maddedir. Üç kuruştur, beş kuruş. Onunla patırtı, gürültü, kıyamet kopartıyor. Bırak onları, bırak. Evet. Beladan kıl tevekkül. Ha, bela geldi mi Allah'a bak. Belaya karşı en güzel şey nedir kalkan? Tevekkeltü Teâlallah. Tevekkeltü Teâlallah. Evet. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Ha, feryat nedir? Bela içinde bela, hata içinde hata. Zulüm içinde nedir? Zulümdür. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Ha, şimdi belayı veren kim? Belayı veren kim? Allah da. Şimdi karşıda iki tane bakkal olsa, değil mi? Bir bakkalın ahlakı güzel, muamelatı güzel, icraatı güzel. Onunla mı alışveriş yaparsın, yoksa dengesiz, mizansız, muvazenesiz? Hangi bakkala gidersin? Bu sünnetullah, değil mi? Yani insan fıtratı. Bak, yumuşak uslu, doğru insan, samimi insan, çalmayan, gasp etmeyen tüccarla ne yaparsın? Alışveriş yaparsın. Şimdi Cenab-ı Hak sevdiği kullarıyla alışveriş yapıyor. Hastalık bu alışveriş gibi. Hastalığı veriyor ki ne yapsın? Ta ki tasafi etsin, safil etsin, ahirete yaklaşsın. Rıza iklimine girsin. Evet. Onun için diyor bak, bela veren kim? Belayı veren Allah. Belayı veren buldunsa o safa nedir? Safa ender. O safa içinde safadır. Evet. Ata ender, beladır. İkram bir içerisinde nedir? İkramdır. Evet. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Evet. Cihan dolu bela başında varken... İşte bu cümle bakın. Bak, bu cümlenin üzerine durmak lazım. Cihan dolu bela... Başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Cihan dolu bela ne? Bakın, ya kazanacağız ahireti ya da Allah korusun kaybedeceğiz ya. Külliyata bir cümle var. Bak, şimdi imanla gitmek,
cenneti kazanmak bilfarz yani. Uçak bileti gibi olsaydı yani. Varsayım da konuşalım. Uçak bileti gibi olsaydı. Bak. Ne diyor? Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti varsa. Kuvvetiniz varsa artı servetiniz de varsa. O gün bu 1950'den önce söylenmiş külliyata geçen bir cümle. Alman ve İngiliz kadar kuvvetiniz varsa, maddi gücünüz, servetiniz varsa iki, bir de aklınız varsa, kuvvet, servet ve akıl. Alman dünyanın o zaman iki süper devlet. Alman ve İngiliz kadar kuvvetiniz, servetiniz, aklınız varsa bilfarz cennet uçak bileti gibi satılmış olsaydı ver, sen kârlısın. Şimdi her Müslümanın başına bu açılmış. Ya kazanacak ya da kaybedecek. Kaybederse her şey bitti. Ebedi rahmetten mahrumiyet. Ebedi rahmetten mahrumiyet. Kazanırsa ebedi saadet, ebedi şuur. Onun için din kalbin uyanıklığıdır. Din istikamettir. Din Allah'a teveccüh olmaktır. Cenab-ı Hak saffet ve samimiyetle ikinci bir tercihimiz yok. İkinci bir alternatifimiz yok. Bak geldik gidiyoruz. Şu anda imtihan içindeyiz. Kimsenin de garantisi yok. Demek istikametle, istiğfarla, ibadetle, hizmet ciddiyetiyle dinin ilası ifkası namına ciddi gayreti sergileyip Allah'ın rızasını tahsil noktasında himmet ve hamiyetle ayağa kalkmamız lazım. Allah tembellikten, rahavetten, lakaytlıktan bizi muhafaza etsin. Dini nefsinde yaşayan ve yaşayatan hakiki ve hakikatler kulları arasına saysın. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.